Çok kötü bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Hani bu durum normali kimse istemez. Hani şu 2 aylık bebekle bu ortaya düştük. Allah herkese yardım etsin. Daha birçok akrabamız, arkadaşlarımız da deprem altında. Hani Allah onları kurtarsın yani. Yaşayan varsa sapta sağlıklı inşallah kurtulurlar. Evet, uykudaydık, saat 4 civarıydı zaten. Zor kurtulduk yani. İkinci depremde tekrardan bir daha yakaladık zaten. Üst sıralarında. Ondan sonra belediyenin şeyine gittik. Yüzme havuzunda orada 2 gün konakladık. Ondan sonra da buraya geldik. Hoş geldiniz. Ben Malatya'dan Adıyaman'a geldim. Akşam üzere. Sabah Adıyaman'da sabah karşı bir kötü bir deprem vardı. Neye şaşırdım bilmedim. Acaba dedim ki acaba bu çatı üzerinde bir şey mi dökün, taş gibi bir şey. Bir baktık bir deprem. Adı ne yapacağımı şaşırdım. Kaçtı. Dua ne varsa hepsi gitti. Çok şeyler yaşadık öyle mi? Ölüm eşiğinden döndük. Gece vakti bir düştük, bir süründük, bir kalktık, oraya buraya çarpa çarpa zorla dışarı attık. Bizimkiler binanın altında kaldılar, yetişemedik, o tarafa koş, bu tarafa koş. Yollar yok, her taraf sokaklar, yollar hep kapanmış. Evler hep olduğu gibi çöp yığını gibi yerdeler. Ne bileyim artık yani ne yapacağımızı şaştık. Bir sürü kısım, akrabamız, kardeşimin oğlu hepsi öldüler. Çevrede hiç kimse kalmadı. Çoğu cenazeler şey gibi yerler daha şeylere koyuyorlar, naylonlara, oralara atıyorlar.
Mezarda bilene yer kalmadı ki gömeler. Arkadaşlar İzmir'e gidecek olanların kayıt yapılmasına gerek. Yani inanın ki daha olan şokunu tam olarak atlatabilmiş değilim. Yani kelimeler yetersiz kalıyor. Yani o acı, o dram, yakınlarınız, eviniz gidiyor. Yani o şey nasıl anlatsam, inanın yani normal şartlarda olsa daha rahat anlatabilirim ama yani şimdi kelimeleri nasıl bir araya getireceğimi bilmiyorum. İnşallah olay şok bunu atlatabilmiş değilim. Yani sadece ben değil tabii. Bir sürü o şey yaşayan, o dramı, o acıyı yaşayan, o zor anı. Çok şükür Allah'a sağ salim kurtuldu. Yani buna şükür ediyoruz. Bütün bu yardımların, bu imkanların bütün insanlarımıza, bütün depremzedelere ulaştırılmasını temenni ediyorum. Yani herkese. Çünkü ben bir şekilde geldim ama orada cenazeleri dolayısıyla yıkımın, enkazın altında yakınları dolayısıyla gelemeyen, özellikle kırsal kesimlerdeki mesela Antakya'yı ben boydan boya dolaştım dün. Enkaz kaldırma çalışmaları orada çok yoğun olarak yapılıyor. Ama şehir dışındaki şeylere ulaşım, insanlar feryatlar içinde maalesef. Onlara da yani el atılması, çünkü o dramları da ben gördüm. Tabii ki bildiğiniz gibi yani 10 ilde bu depremin olması kolay bir olay değil. Yani bu kadar enkazın, bu kadar aracın aynı anda bütün her şeye yetişmesi elbette ki kolay bir olay değil. Ama biraz da ben orada mesela bir komutanımıza şunu söyledim. Yani mesela şehir merkezindeki o tedarik noktaları, gıda, yemek falan, giyim bir sürü insana ulaşıyor. Ama mesela kırsalın öyle bir şey yok. O taraflara da yönelilmesini ben şey ediyorum. Yani eğer imkan varsa oraları da yayılmasını yani bu yardımların, bu organizasyon geniş, daha geniş çapta yapılmasını yani temenni ediyorum.